Any questions so far? Okay, we will do several examples. Second example is the following. So, let h x y be the function y squared minus x squared, okay, on R2, yani domainimiz bütün R, gradient of h, which is h sub x, h sub y, is just 2, no, minus 2x and 2y, and hence, gradient of h is equal to 0, 0, implies minus 2x, 2y equals 0, 0, so that xy is the on is the point origin again. Thus, again, f h has a unique critical point. What is the value of h at 0, 0? It is clearly 0. But 0 is neither a local maximum nor a local minimum. Neden? Çünkü bakın bu fonksiyona bakarsanız x kare h x y y squared minus x squared. Bu fonksiyon artı sonsuz eksi sonsuz arasındaki bütün değerleri alıyor. Yani değil mi? Takes all real values. Since h 0 y is y squared, bu bütün pozitif değerleri alır. And h x comma 0 is minus x squared. Bu da bütün negatif değerler alıyor. Değil mi? X'i istediğiniz kadar büyütün, istediğiniz kadar eksi değeri alır. Dolayısıyla da sıfır ne maksimum değer ne minimum değer. One variable case'de de onu biliyorduk. Yani eğer bir maksimum veya minimum nokta varsa o ya işte end point'tir ya kritiktir ya singular'dır. Ama bu noktalardan herhangi birisi illa bir maksimum veya minimum değer olmak zorunda değil. Yani her kritik değer bir maksimum veya minimum vermek zorunda değil. Hence, this example shows that f, a function, may not have a local extreme value at a critical point. Şeye a critical value, a critical point of a function say AB which is inside the domain of f function is called
Several point if has no local extrema at that point. Yani bir tane iç nokta boundary'sinin üstünde olmayan, içinde olan bir nokta, kritik noktaysa ve o nokta maksimum veya minimum değilse o zaman ona saddle point diyoruz. In particular 0 0 is a saddle point. Okay, saddle point diyoruz. Saddle point for h x y which is y squared minus x squared. 10 artı. Tamam mı? Bu bir saddle point çünkü zaten bu R2'nin sınırı yok. Boundary'si yok. Dolayısıyla her nokta iç nokta. 0 0 is a critical point but it is not an extreme value. It doesn't have an extreme value at 0 0. Therefore, that point is a saddle point. The graph of this function is something like this. Şöyle diyeyim. Yanlış çizdim. Şöyle. Yani şu eksenleri çizmek istersek şu bir eksen şu bir eksen bu da bir başka eksen. Aa, bir dakika. Yok, bunun grafiği böyle değil ya. Nereden çıktı? Sorry. Özür dilerim. Bunun grafiği şöyle bir şey. So this point is the origin and the axes are like this. This is the z axis. This is one of the axes and this is another one. H yani x'i sıfır alırsanız h eşittir y kare gibi. Yani şu y, şu h, z. Bu da x o zaman. X yönünde şöyle bir parabol, Y yönünde böyle bir parabol. Tamam mı? So this point is a saddle point. Okay? 0 0 is a saddle point. It's a minimum on this curve, but it's a maximum on this one. So it is neither a minimum nor maximum. Okay? Yani eğrin o tam orta noktası. Bir yönde minimum ama diğer yönde maksimum. O yüzden de bu nokta ne minimum ne maksimum. Çünkü maksimum veya minimum olması için o noktanın civarında şöyle en büyük veya en küçük değer alması lazım ama öyle değil bu fonksiyon. Another example.
Okay, let's look at this function gxy, which is the square root of x square plus y square on R2. So domain is this. Well, there is no boundary point. What about the gradient? Well, gradient, of course, it should have the g sub. So gradient is g sub x, g sub y. But you see, g sub x is just x over square root of this, and g sub y is this. Kritik noktası yok bunun. Yani bunların sıfır sıfır olduğu bir nokta yok. Not that. Not that. This is never zero zero. But the point zero zero is a singular point. Right? Singular point. Gradient'ın sıfır olduğu hiçbir yer yok. Dolayısıyla kritik nokta yok. Değil mi? Ama türevin var olmadığı bir nokta var. O da sıfır sıfır. Değil mi? Sıfır sıfırı koyamıyoruz. Ve g0 0, which is of course 0, is less than x squared plus y squared in square root, which is g of xy. So that 0, which is g0 0, is the absolute minimum of gxy. Dolayısıyla so in this case extreme value occurs at a singular point. Hence g x y as its extreme values. Value bir tane var zaten. At a singular point. Tamam mı? Bunun, bu fonksiyonun zaten kritik noktası yok. Türevler hiçbir zaman sıfıra eşit değil. Ama türevlerin var olmadığı bir nokta var. O da orijin. Orijinde türevler yok. Dolayısıyla orijin bir singular point. Ve gerçekten de görüyoruz ki bu singular point'teki değeri fonksiyonun alabileceği en küçük değer. Right? Okay. Nasıl? Yani extreme value'su var, global minimum'u var. Ama bu global minimum bir singular noktada oluşuyor. Bir şey değil, kritik nokta değil. Son bir örnek daha yapalım. Bu kaçıncı örnek oldu? 3, 4. Okay, now let f be the function defined from D into R with
value given like this, where D is the disk x comma y in R2 so that x square plus y squared is less than 1. So D is this disk of radius 1 and f is a function which takes values in R. Okay. F x y is 1 minus x. So f sub x is minus 1 and f sub y is 0. Therefore, gradient of f is just, I mean, at any point x y is just minus 1 comma 0, which exists at every point x y and gradient f is never zero zero, değil mi? Yani eksi 1'e 0. Hiç 0 olma durumu yok. Dolayısıyla da hence f has no critical or singular points. Tamam. Kritik noktası da yok, singular noktası da yok. Ama D kümesi closed and bounded since D is closed and bounded. F must have both local pardon absolute maximum and minimum on D. Ama şimdi ne demiştik? Varsa if f is a local maximum or minimum, then it should be either at a critical point or at a singular point or a boundary point. This function has no critical points, has no singular points. Therefore, f has local maximum and minimum on the boundary of D. Hence, f has its extreme values on the boundary of its domain D. Şimdi D neydi? D şu disk, değil mi? D dediğimiz şey x virgül y'ler öyle ki x kare artı y kare küçük eşit 1. Bunun boundary'si nedir? Boundary'si burası. Boundary of D. Bazen bunu şöyle de gösteriyoruz. Boundary. Bu nedir? X kama y. Öyle ki x kare artı y kare eşittir 1. Değil mi? Sınırı bu. Bu bölgenin sınırı. Since f is continuous, yani tabii ki burada f'in continuous olduğunu kullanıyorum. 1 eksi x fonksiyonu. Continuous olduğu için bölgede closed and bound olduğu için yani burada has absolute maximum and minimum derken kullandığım şey f'in continuous olduğu ve d'nin closed and bound olduğu. Şöyle diyelim. F is clearly continuous.
Tamam. Peki nasıl bulabiliriz f'in extreme value'larını? Bu sınırda olacak. Sınırdaki bir tipik nokta nedir? Sınırdaki bir tipik nokta bu. This is the disk of radius 1. So a typical point on the boundary is cosine theta, sine theta. Theta is ranging from 0 to 2 pi, right? A typical point on the boundary is this, right? So my function has its extreme values on this boundary means, the points at which f has a maximum or minimum should have such coordinates. Therefore, restriction of our function to this domain, bu notasyonla şey kastediyorum. F'i sınıra kısıtlıyorum. Bu fonksiyon nedir? At any point x, y. Well, this is just f of cosine theta, sine theta. But this was just f was 1 minus x. So 1 minus x. This is my x coordinate. So 1 minus x, 1 minus cosine theta. And theta is something between 0 and 2 pi. Dolayısıyla da so we see that the restriction of f to the boundary is this function 1 minus cosine theta. Where theta is ranging between 0 and 2 pi. So this is the single variable function defined on a closed interval. Right? Note that f restriction to the boundary is a single variable function defined on the closed and bounded interval 0 to pi. How can I find the maximum or minimum values of this? Well, now this is a problem in Math 19, right? 119. A single variable function defined on a closed and bounded interval. How can we find its extreme values? Well, we look at three things: critical points, singular points, and end points. If you want, let me call this function. Buna bir isim verelim. Buna H diyeyim ben. Yani let H theta be this function. Sorry. Theta in 0 2 pi. We are looking for extreme values of H. So I have to look at critical points of H. What are they? Well, I have to take its derivative. What is the derivative of this? It is just sine theta and equate the derivative to zero. Well, sine theta is zero if theta is zero pi or 2 pi, right? Sinüsün sıfır olduğu yerler bunlar. So we have three critical points. Singular points. Of h theta. What are the singular points? Well, h is right. This exists at all points so that h theta has no singular points. Singular pointlerden bir şey gelmeyecek. Bir de end pointler var.
endpoints. What are the endpoints? They are 0 and of course 2 pi, right? Because my interval is 0, 2 pi. So these are the endpoints. Now, we have to check among this actually 3 points, 0, pi and 2 pi, at which point f has a maximum and at which point f has a minimum. Both the local and global extreme values should occur at these points. Çünkü ya kritik noktada ya singular noktada ya da boundary'de olacaktı. Dolayısıyla bir tek bunlar var. Peki let's check. H 0 is 1 minus cosine 0. So this is 1 minus 1 which is 0. H pi 1 minus cosine pi. This is 1 minus minus 1 which is 2. And H 2 pi 1 minus cosine 2 pi which is 1 minus 1 which is 0. So and what are these points? Of course theta equals 0 means xy is the point. This was cosine 0, sine 0. This is just 1 comma 0. Theta equals 2 pi xy. This is cosine 2 pi, sine 2 pi. This is again actually the same point. And pi means this is cosine pi, sorry, sine pi. And this is just cosine pi is minus 1 and sine pi is 0. So my extreme values are then occur at the following points. At this point, so this is the maximum point, right? Absolute maximum, and it occurs at this point, right? And this is the absolute minimum. Absolute minimum. And it occurs at this point. So absolute minimum is at this point. Absolute maximum is at this point. Okay. Maximum. Minimum. İçeride, iç noktalarda ne maksimum var ne minimum var. At the interior points, there is neither a maximum nor a minimum. Both maximum and minimum occurs on the boundaries. And there are these two points. Maximum is at the point minus 1 comma 0. Minimum is at the point 1 comma 0. Tamam mı? Anlaştık mı? Peki.
Okay. Classifying the critical points. Yani whenever we are given a critical point of a function, the function may have a local maximum, local minimum, or neither a minimum or a maximum at that point. Classification of the critical point is determining whether f is a maximum or minimum at that point. Let me just illustrate this on an example. Consider the following function f x y, which is 2x cubed minus 6 x y plus 3 y squared on R2. First, let's find the critical points. Clearly, okay, f has no singular points, değil mi? Yani bu fonksiyon zaten singular point hiç yok. Let's find the critical points. So I need to find f sub x and f sub y and equate them to zero. What is f sub x? It is 6x squared minus 6y. And f sub y minus 6x plus 6y. If you equate both of them to zero, from this we get x equals y, and from this we get y equals x squared. So put these together, we get x squared is equal to x. And from this we get x minus 1 is 0. So x is either 0 or x equals 1. Of course, if x is 0, then y is equal to x. So this implies y equals also 0, and this implies y equals 1. Hence, 0, 0 and 1, 1. Pardon. So these are the only critical values of fxy. Classification şu. Does f has a maximum or minimum at this point? So let's check if f has a local extrema at these critical points. Bakalım. Mesela 0, 0'a. Şimdi f of 0, 0 nedir? Şimdi yazalım. F of xy neydi? Şuraya bir daha yazayım ben. F of xy is 2x cubed minus 6xy plus 3y squared. Sizce bu fonksiyonun 0, 0'da maksimum veya minimum var mı? Let's see whether f has a local maximum or minimum at this point. 0, 0. It
It's a critical point, but it's not clear whether it's a f has a maximum or minimum at this point. Well, it is always good to restrict your function to some line segments. For example, you know, if I restrict this to the x-axis, so if I let y equals 0, if y is 0, then this term is gone, this term is gone. So your function becomes 2x cubed. And 2x cubed is a, you know, third degree polynomial. It has a graph like this. And 0 is over here. It is neither a maximum nor a minimum. Okay. So this function, when restricted to the x-axis, becomes so restriction of this to the x-axis, yani y'nin sıfır olduğu yer demek, this is just 2x cube, right? And has no local extrema at x equals 0. Değil mi? 0, 0 noktası, yani 0, 0 noktasına bakıyorum. Bunu anlamak için de fonksiyonu x eksenine kısıtlıyorum. X eksenine kısıtlamak demek, yani fonksiyona sadece burada bakıyorum. Burada baktığım zaman fonksiyon y eşittir 2x küp gibi davranıyor. Bunun da ne maksimum ne minimumu var. Dolayısıyla critical point olarak 0, 0'da maksimum or minimum yok. Hence f has no local extrema at 0, 0. Peki diğer kritik nokta neydi? 1, 1. What about 1, 1? Well, our function was this. Let me rewrite the function again. 2x cubed minus 6xy plus 3y squared. Okay. 1, 1'da bunun değeri nedir? Okay. Yani 1, 1'daki değerini biliyoruz tabii de. Question is whether we have to decide whether f has a local extreme value at this point or not. So how can we check this? We can do it this way. Now at 1, 1, this function has value 1 minus 6 plus 2. No. At 1, 1, 2, 6 and 2, which is minus 2. Now let's see what happens at a point nearby this point. So this is the point 1, 1. And let me look at a point like this. So this point has coordinates 1 plus h, 1 plus k. Okay, a point close to this one. If this is a local maximum, then, you know, this should be larger than this gadget, right? If f is a local minimum, then we should have this. Değil mi? Madem eğer yani burada bir lokal maksimum varsa birbirde, o zaman bu değer civardaki her şeyden büyük olmalı. Local minimumsa o zaman da büyük olmalı. Şey küçük olmalı. Bakalım. F şöyle yazayım. To see whether f has a local maximum or minimum at 1, 1, 1, 1,
Let's investigate ya da let's compare the value of the value f of 1 plus h 1 plus k with f of 1 1 for small values of h and k. Değil mi? Small values çünkü yani 1 1'e yakın olsun istiyorum. Değil mi? Lokal maksimum veya lokal minimumsa 1 1'in civarındaki noktalarda f'in değerinin işte hepsinden büyük, birbirdeki değerin hepsinden büyük veya hepsinden küçük olması lazım. Bakalım. So let's see what is this value. Okay, now this is 2 1 plus h cubed minus 6 öyle mi? Evet, haklısın. Onu o zaman düzelteyim. Burası eksi 1 olacak, değil mi? Evet. Burada düzgün yazdım da aşağıda geçirken yanlış yazmışım. Evet. Neydi? 1 plus h, 1 plus k plus 3, 1 plus k squared. Okay. Bunu şöyle yazabiliriz. Açalım. İki tane bu kübü nedir? 1 artı 3 h plus 3 h kare h küp minus 6 minus 6 h minus 6 k minus 6 h k plus 3 plus 6 k squared plus 3 k squared. Hepsini açtık. Şimdi buradan h ve k'leri sadeleştirmeler vesaireler olacak. Bir kere şöyle diyeyim. I have 6h and 6h here. And then here, şurası k sadece. 6k. Çünkü bunun karesinden 1 artı 2k artı 2k artı k kare geliyor. 3 ile çarpınca 3k kare 6k ve 3k kare. Tamam. Şu terimde bununla gidecek. Başka cancellation var mı? Buradan 2 gelecek. Neyse yazalım geriye kalan terimleri. I have 2h cubed plus 6h squared plus 3k squared minus 6hk artı 2 artı 3 daha 5 eksi 1. Doğru mu yazmışım? Yanlış yazmışım. Bir de 3 var. 3 var. 2. Ha şuradan da bir dakika. Buradan 2 gelecek. Buradan 6. Ha bir de şurada fonksiyonun eksi 1'i var. Özür dilerim. Değil mi? Onu yazmayı unutmuşum ben de. Yok, fonksiyon eksi 1'i yok.
Nereden çıktı o? Aha şeye bakıyorum. Tamam. Tamam şuna bakıyoruz. F 1 plus h 1 plus k minus f of 1'a bakıyorum. Yani birbirdeki değeriyle karşılaştırmak istedim ya. Farkına bakıyorum. This value minus this value. So I have also f 1 1 which is just 1. Şurada yok bu da. Pardon. Burada şimdi eksi 6 eksi 1 var. F11 O zaman bu şu olacak. 2x küp 2h squared h küp plus 6h squared plus 3k squared minus 6hk minus 1 minus f of 1 1 was also minus 1 değil mi? F of 1 1 was minus 1. So I have another minus 1. So if I subtract this, we get delta f. Let me write it this as delta f. It is 2h cubed plus 6h squared plus 3k squared minus 6hk. Okay. This minus 1 and this minus 1 cancels each other. And for this, I can write the following. Şöyle yapalım bakın. Şimdi şurada bir 3h kare artı 3k kare eksi 6hk var. Plus 2h cubed plus 3h kare. So I write it this way. Okay, bu so I split this 6h squared into 3h squared plus 3h squared. And you see this is just 3 times h plus no h minus k squared, right? If you open this up, you get this. And this is just h squared times h squared times 3 plus 2h. Okay. Now, this quantity is always non-negative because it is 3 times h minus k squared. What about this one? Well, this thing, h squared is always positive, and this one, if h is very small, this is 3 plus 2h. If h is small, then 3 plus 2h will be still positive, right? So this is still positive if h is small. Okay? Therefore, the whole thing is always positive if hk is small. This means what? This means this value of f is always greater than this value of f. So, hence, f 1 plus h 1 plus k is larger than f of 1 1 if hk is small. Yani ne demek HK small şu. Bu HK şuradaki değil mi mesafeye denk geliyor az çok. So this is just the distance between the distance is just h squared plus k squared. So if this distance is small enough
then the value of f at any point on this disk is larger than this value. This means f has a local minimum at 1, 1. So f has a local minimum at 1, 1. So we have classified both critical points. 0, 0, at 0, 0, f has no maximum or minimum. At 1, 1, it has a local minimum. However, this computation shows that even for this, nice function, I mean, this function is not something complicated. Classifying critical points is not an easy task, right? You have to do a lot of, tricks like this, and you cannot think of this kind of tricks easily. I mean, this function is specially chosen by the author probably so that this computation is, somehow easy. But if I write a general function, determining whether a given critical point gives you a local maximum or minimum, using an analysis like this is certainly not easy. Therefore, there should be some global results which tells us how to check whether at a critical point our function has a maximum or minimum. And that will be the content of the next hour. So let me stop.